Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Saffat suresi 156-182. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu Saffat suresinin son sayfası oluyor aynı zamanda. Ve böylece bir sureyi daha bitirmiş olacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Emlekum sultanum mubin, yoksa sizin için apaçık bir delil mi var? Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin, eğer sadık iseniz kitabınızı getirin görelim. Burada evveliyle alakası olduğu cihetle şunu ifade edeyim. İşte bir takım yanlış, batıl itikatlar var tarih boyu olan. Bunlardan bir tanesi de haşa Allah'ın çocukları olduğunu, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia etmek. Bununla alakalı Allahu Teala Allah melekleri kız olarak yarattı da siz şahit mi oldunuz? Bu gibi ifadelerle bu işin yanlışlığını bildiriyor. Ve bu iddiada bulunanlara da şu deniliyor. Yoksa sizin bu konuda bir deliliniz mi var? Neye dayanarak böyle konuşuyorsunuz? Eğer haktan gelmiş bir kitap varsa, o kitapta da böyle söylüyorsa getirin görelim. Yani siz melekleri görmediniz. Melekler Allah'ın kızıdır, Allah'ın oğludur diyecek durumda değilsiniz. Racmen bil gayb, ileri geri rastgele konuşuyorsunuz. Bu konuda söz sahibi olan ancak kendisine kitap gelen bir peygamber olabilir. O söylerse buna itibar edilebilir. Yoksa melekleri görmeyen kimseler olarak kendi hayalinizden onları birer dişi tasavvur etmek, birer kanatlı kız şeklinde zannetmek, o sadece sizin batıl bir zannınızdır. Ve sizi şirke düşüren, hak yoldan saptıran bir zandır. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti nesebe, onlar tuttular Allah ile cinler arasında bir nesep meydana getirdiler. Ve lekad alimetil cinnetu innehum le muhtarun. Halbuki cinler onların Allah'ın huzuruna hesap için götürüleceğini bilmişlerdir. Yani Allah ile cin arasında bir münasebet, bir nesep meydana getirilmesi. Mesela şeytana şer ilahı diyenler olmuş. İşte tarihte bir takım batıl inançlar var. Bunlardan birisi de mecusiler. Mecusiler hayır ilahı namıyla Allah'ı kabul ediyorlar. Şer ilahı olarak da şeytanı kabul ediyorlar. Halbuki şeytanın yaratma noktasında hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Şeytan sadece insanlara vesvese verebilir ve şeytan müstakil bir varlık değildir. Bizatihi var olan bir varlık değildir. Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur ve kendisi Allah'a isyan etmenin neticesinde yoldan çıkmış ve insanları da saptırmak için yetki, izin istemiş ve bu yetki de kendisine verilmiştir. Ama şeytan hiçbir zaman için bir şer ilahı değildir ve bir şey yaratabilecek, yoktan bir şey meydana getirebilecek durumda değildir. Ve cinler gerek kendilerinin gerekse insanların Allah'ın huzuruna getirileceğini, hesap vereceğini bilmektedir. Subhanallah amma yasifun. Allah onların vasfettikleri şeylerden yücedir, münezzehtir. Hani birisi hakkında uygunsuz bir şey söylenildiğinde biz genelde estağfurullah deriz. Estağfurullah, haşa. Bu ifadeyi kullanırız. Kur'an-ı Kerim'deki Subhanallah ifadesi de bu manada da kullanılıyor. Yani fe Subhanallah. Allah için bu nasıl denilir? Bu manada kullanılıyor. İlla ibadallahil muhlasin. Yani Allah onların vasfettiğinden yücedir, münezzehtir. Ama Allah'ın muhlas kulları müstesna. Yani Allah'ın halis kulları, seçkin kulları Allahu Teala'yı bu gibi uygunsuz vasıflarla vasıflandırmazlar. Onlar Allahu Teala'yı kemal vasıflarıyla vasıflandırırlar ve şanına layık bir şekilde ifade ederler. Fe innekum ve ma ta'budun. Gerçekten sizler ve sizin o ibadet etmiş olduklarınız ma entum aleyhi bi fatinin, siz Allah'a rağmen bir şey yapacak değilsiniz.
İlle men huve salil cahim. Ve siz ancak cehenneme gidecek olana yol gösterirsiniz. Ancak onu yaparsınız. Şu manada değerlendirebiliriz bu ayet-i kerimeleri. Yani kötü yolda gidenler, işte şeytan ve kötü ruhlara uymuş olan kimseler Allah'ın mülkünde Allah'a rağmen bir şey yapacak değillerdir. Ve bunlar insanlar üzerinde zorla bir yaptırım gücüne de sahip değillerdir. Yani habis ruhlar alemi sarmış, kendi keyiflerine göre dilediklerine diledikleri şeyi yapıyor gibi böyle bir şey söz konusu değildir. Ancak bunların yapabildiği, bunlara verilmiş olan yetki şudur. İnsanları kötü yola sevk edebilirler. Vesvese verdirirler. Kötü fikirler telkin ederler. Ve böylece o insanların yoldan çıkmasına neden olurlar. Yoksa şeytana bir yetki verilmiş de dilediğini yoldan çıkarıyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yani ne kötü yolda olan insanlar ne de onların tapmış oldukları kötü ruhlar veya şeytan, bunlar zorla Allah'a rağmen bir şey yapabilecek değillerdir. Ancak bir kısım insanlar cehennem ehli olacaktır. Cehennem ehli olacak olan kimseleri bunlar yoldan çıkarırlar. Onları fitneye düşürürler. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bizler için, her birimiz için belli bir makam vardır. Bu meleklerin sözü olarak genelde açıklanıyor. Melekler diyorlar ki bizlerden her birisi için belli bir makam vardır. Yani nasıl ki güneş, ay, dünya, bunlar her birisi farklı farklı. Her birinin kendine göre hızı var, büyüklüğü var. Öte yandan balık dediğimizde bir hamsiyi düşünelim. Bir yunus balığı, bir balina balığı, bunlar hep farklı farklı. Bu manada melekler arasında da elbette makam farklılığı var. Her birinin kendine göre bir makamı bulunmakta. Ve genel anlamda düşünüldüğünde, yani meleklerin sözü olarak değil de genel anlamda düşünüldüğünde her bir insanın da belli bir makamı vardır. Her birinin kendine göre, kâmetine göre bir kıymeti bulunmaktadır. وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ Ve bizler saf saf olmuş varlıklarız. Yani melekler Allah'ın huzurunda tam bir itaatle, tam bir teslimiyetle onun huzurunda saf tutmuş, onun emirlerini bekleyen ve verilen emirleri yerine getiren varlıklardır. Öte yandan Müslümanlar açısından bakıldığında Müslümanlar da namazda saf saf dururlar ve Allah yolunda cihad ederken düzgün saflar halinde yerlerini alırlar. وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّهُونَ Ve biz gerçekten tesbih eden kimseleriz. Yani özellikle melekler tesbih onların gıdası durumundadır. Ve onlar kendilerine verilen görevi yerine getirirler. Cenab-ı Hakk'ı da daima tesbih ve takdiste bulunurlar. وَاِنْ كَانُ لَيَقُولُونَ Eğer onlar şöyle diyorlarsa لَوْ اَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ Eğer evvelkilerden bir zikir, evvelkilere gelenlerden bir öğüt bize gelmiş olsaydı لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Elbette biz Allah'ın muhlas kullarından, seçkin kullarından olurduk. Eğer böyle diyorlarsa desinler ama فَكَفَرُوا بِهِ Kendilerine bir zikir geldi, bir öğüt geldi. Onlar onu yalanladılar. Bu onlarla alakalı, özellikle Peygamberimiz dönemindeki müşriklerle alakalı şöyle bir durumu söylüyor. Onlar diyorlar ki işte önceki dönemlerde peygamberler gelmiş, onlara kitap verilmiş. Şayet bize de öyle bir şey gelse biz onlardan daha hidayet üzere oluruz. Daha böyle dosdoğru bir yol üzere oluruz diyorlar. Ama bir şeyi söylemek ayrı, uygulamak ayrı. Kendilerine bir zikir, bir öğüt olan Kur'an gönderiliyor. En büyük peygamber onlara muhatap oluyor. Allah'ın dinini anlatıyor. Ama onlar buna küfürle mukabelede bulunuyorlar. Yani inkar etmek suretiyle mukabelede bulunuyorlar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Onlar sonra bilecekler.
yani yaptıkları küfrün karşılığını sonra bilecekler, bunun cezasını görecekler. Velakat sebagat kelimetuna li ibadinal murselin. Göndermiş olduğumuz elçilerle ilgili bizden şu söz sebkat etmiştir. Yani biz şöyle bir düstur benimsedik. Cenab-ı Hak bunu kendisinin belirlemiş olduğu, tercih etmiş olduğu bir düstur olarak nazara veriyor. O da şu: İnnehum lehumul mansurun. Onlar, o gönderilen elçiler var ya, Allah'ın nusretine muhatap olacaklar, mazhar olacaklar. Allah onlara yardım edecek, onları teyit edecek, kuvvetlendirecek. Ve inne cündena lehumul galibun. Ve bizim ordularımız, galip gelenler işte onlar olacak. Cenab-ı Hakk'ın ordusu, velillahi cunudus semavati vel art, göklerin ve yerin orduları Allah'ın. Ve me ya'lemu cunude rabbike illa hu, Rabbinin ordularını ancak Allah bilir. İşte melekler ordusu, peygamberler ordusu, ehli iman ordusu gibi, bu gibi ordular. Öte yandan hava Allah'ın emrinde, rüzgar Allah'ın emrinde, su Allah'ın emrinde, her şey Allah'ın emrinde. Böyle olunca elbette her şey emrinde olan Allah, galip getirmek istediği peygamberlerine galibiyet verecektir. Ve her ne kadar bir takım zahmetler de çekilse, netice itibariyle ehli iman muvaffak olacaktır. Ehli imanın hemen bir anda muvaffak olmaması, dünyadaki şartların bir gereğidir. Yani belki basitinden bir misal olacak. Mesela maç yapılıyor, 90 dakika sürüyor. Hemen ilk dakikalarda kim golü atsa bitecek olsa çok kısa süren bir maç olur. Ama 90 dakika belirlenmiştir. O 90 dakika boyunca iki tarafta zaman zaman galip mağlup durumlara düşebilir. Ama önemli olan neticedir. Kur'an-ı Kerim ve lakibetü lil müttakin demek suretiyle, akibet itibariyle, sonuç itibariyle ehli imanın galip geleceğini bildiriyor. Hemen bir anda bu galebenin olmaması, o da bir imtihan sırrıdır. Ta ki iki taraf mücadelelerini enine boyuna yapabilsinler ve diğer taraftan aklı başına gelenler dönebilsinler. Ehli iman bu uzun süren mücadele içerisinde kabiliyetlerini geliştirebilsinler ve böylece Allah yolunun kahramanları ortaya çıksın, dereceler ortaya çıksın. Bu gibi gayelerle, hikmetlerle dünyada gerçekten çok renkli bir mücadele devam ettiriliyor. Tarih boyu bu yapılmış, şu anda da o mücadele yine devam etmekte. Fetevelle anhum, artık sen de onlardan yüz çevir. Yani bizim ordularımız galip gelecek, hemen bir anda sen neticeye ulaşayım deme, onlardan yüz çevir, fırsat ver. Hatta hin, yani bir süre onlardan yüz çevir. Ve absırhum, onları gör, onların durumuna bak. Fesevfe yubsirun, onlar da zaten görecekler. Efe bi azabina yestacilun, yoksa onlar acele edip bizim azabımızı mı istiyorlar? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara uğruyor, onlara Allah'ın dinini anlatıyor ve eğer Allah'ı kabul etmezlerse, Allah'ın dinini kabul etmezlerse Allah'tan bir azap geleceğini de söylüyor. Onlar bu defa tutturup diyorlar ki madem Allah varsa hadi bizi taş etsin. Madem bir azap var diyorsunuz, hadi Allah bize azabı getirsin. Getirsin de görelim. Ve bu şekilde kafa tutmak, diklenmek tarzında yanlışlar yapıyorlar. فَاِذَا نَزَلَ بِسَّاحَتِهِمْ, bizim azabımız onların sahasına indiğinde, azap geldiğinde, فَسَاءَ سَبَاهُ الْمُنْذَرِينَ, o uyarılanların sabahı ne kötü olacaktır. Burada bir kuşatma manası, manzarası çiziliyor. Diyelim bir belde cezalandırılacak. O belde her taraftan askerlerle kuşatılıyor ve genelde de bu sabah vakti, onlar tam uykudayken
henüz daha tam uyanmamışken o zaman yapılır. Gece vakti her taraftan kuşatılır. Sabah olduğunda bakarlar ki her taraftan kuşatılmışlar. Artık bir kurtuluş ümidi kalmaz ve işleri bitirilir. Ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Yoksa onlar bizim azabımızı acele edip hemen istiyorlar mı? Merak etmesinler. Bizim azabımız onlara geldiğinde artık onların bir kurtuluşu olmayacaktır. Ve o uyarılan kimselerin sabahı ne kötü olacaktır. Çok kötü bir akıbet onları beklemektedir. Ve tevelle anhum hatta ahin. Madem öyle, sen bir miktar onlardan yüz çevir. Onlara bakma, aldırma. Ve ebsır, gör. Fesevfe yubsırun, onlar da görecekler. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Senin Rabbin yücedir. Rabbül izzettir. İzzetin Rabbidir. Ve onların vasfettikleri şeylerden Allah yücedir, mukaddestir. Ve selamun alel murselin. Mürseline, Allah'ın gönderdiği elçilere selam olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve her türlü hamd de alemlerin Rabbine olsun. Ve böylece bu sure bitirilmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha tamamlamış olduk. Ayet-i kerimede Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun derken Rabbül izze, İzzet Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bu biraz daha açılmıştır. İnnel izzete lillahi cemi'a, yani bütün izzet Allah'ındır. Allah azizdir ve mülkünde galiptir ve onun dediği olur, demediği olmaz. Dolayısıyla Allah kendi mülkünde müşriklerin de kafirlerin de olmasına izin vermişse bu Allah'ın izzetine bir zarar vermez. Allah imtihan etmektedir ve hükümrandır. Bütün mülkünde daima hükmeden odur. Kafirlerin şu dünya hayatında zaman zaman galip görülmeleri, zahirde izzetli gibi olmaları, ehli imana üstün gibi olmaları, rüyadaki kendini üstün görme tarzında şeylerdir. Bir insan rüyada gayet böyle saltanat deptebe içinde olsa ama gerçekte de bir zavallı olsa rüyadaki saltanat onu kurtarmaz. Rüyadaki izzet onun zilletine son vermez. İşte şu dünya hayatı kafirlere bakan yönüyle uzunca bir rüya gibidir. Bu uzunca rüyanın bir kısmında onlar izzetli görülebilirler. Hakim ve galip görülebilirler. Ama bu gelip geçici bir galibiyettir. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bakacak olursak o dönemde Mekke müşrikleri Mekke döneminde galip görülüyorlardı ve üstün zannediliyorlardı. Ama neticede mağlup oldular ve Bedir Savaşı'nda zilleti bütün acısıyla tattılar. Daha sonra işte hakim gibi görüldükleri Mekke ellerinden çıktı. Müslümanların oldu. Öte yandan bir Hazreti Musa'nın hayatına baktığımızda o zaman Hazreti Musa ve yanındakiler mağlup gibi bir görüntü vardı. Ama netice itibariyle Allah'ın orduları galip geldi. Allah'ın hükmü tahakkuk etti. Ve gerçekten de Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Firavun ve adamlarına galip geldiler. Günümüze baktığımızda, günümüze bakan yönüyle de ehli iman zaman zaman zillet içerisinde görülebilir. Ve ehli küfür dediğimiz kimseler ehli imana galip gibi görülebilir. Ama hayat devam etmektedir. Hayat devam ettiğine göre henüz daha sonuçlar net olarak alınmamıştır. Vel akibetü lil müttakin, akibet müttakilerindir sırrı, yine tahakkuk edecek ve netice itibariyle ehli iman galip gelecektir. Böylece Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi daha, Saffat suresini bitirmiş olduk. Nasip olursa bundan sonraki programımızda devam eden sureden yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Hayırlı günler diliyorum.